Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimiz Muharrem ayında olduğumuz için hem Muharrem'den hem Ehl-i Beyt'ten bahsedelim. Muharrem ayı biliyorsunuz kamera ayların birincisidir. Bu Muharrem yılbaşıdır aynı zamanda. Maneviyatın yılbaşısıdır. Muharrem ayı, Sefer ayı 2, Rabiyel evvel ayı 3, Rabiyel ahir ayı 4, Cemazel ayı evvel ayı 5, Cemazel ahir ayı 6. Bunlar bağıtın olan aylar. Recep, Şaban, Ramazan, bunlar saliklerin vuslat buldukları, tahsil ettikleri aylar. 3, Şevval ayı 4, Zilkade ayı 5, Zilhacce ayı 6. 6'sı batında, 6'sı da zahirde olmak şartıyla 12 ay vardır. Peki bu Muharrem ayı bir salikte hangi aydır? Tabii yeni gelmiş bir kardeşimizin zikir ayı olduğu gibi zikir ahadiyeti vurur dediğimiz için aynı zamanda ahadiyet ayıdır. Çünkü zikirde biliyorsunuz rabıta yoktur. Rabıta olmadığı için ahadiyette de rabıta yoktur. Çünkü teklik yeridir. Ehad. Dolayısıyla bu Muharrem ayı çok kıymetli bir ay olmasındaki hikmetler nedir ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan ayından sonra en oruç gününden üstün ay Muharrem ayıdır diyormuş. Biliyorsunuz Ramazan ayında oruç farzdır. Ama Muharrem ayında tutulan oruçlar ise sünnettir. Neden Muharrem ayında oruç sünnettir? Bu sünnet farzdan gelen, sona gelen sünnettir. Evvelden olan sünnet değildir. Yani farzdan evvel sünnet değil, farzdan sonra gelen sünnettir. Veyahut da halkın sünneti değil, hakkı anladıktan sonra, halktan sonra gelen sünnettir. Diğer bir tabirle, hakkın halk mazarından görüntüsünün sünneti değil, halktaki kişiler hakkı idrak ettikten sonra, hakta hak olmanın zevki, onlarda hakkın kesret alemindeki tecellilerinin zevkiyle zevkler olabildilerse, yani daima hakla beraber olmaları onların oruçları, sünnet oldu. Alevi kardeşlerimiz, Ramazan ayındaki oruçları farz derler ama fazla itibar etmezler. Bu sünnet olan Muharrem ayının orucuna itibar ederler. Nedendir? Yani bizim zikir ayındaki zikir salikinin tuttuğu oruç değil. Ahadiyat ayındaki olan teklik orucu olduğu için ona itibar ederler. Artık fark budur. Hani biz evvela bir farzları yaparız. Sonra farzların ötesinde bana kulum nevafille yaklaştığı zaman onun görmesine göz olurum, duymasına kulak olurum, konuşmasına dil olurum diyor ya Kutsi'de. Aynen bunun gibi. Farzdan sonra gelen bir sünnet vardır. Sünnetler biliyorsunuz ikidir. Birisi şeriat-ı evvel, birisi şeriat-ı saniye. Şeriat-ı evvelki sünnet değildir. Şeriat-ı saniyedeki sünnettir bu. Dolayısıyla bu ayda çok kitaplarda da okuduğunuz gibi işte Adem Aleyhisselam'ın bu ayda dünyaya gelmiş, Nuh Aleyhisselam'ın tufanı bu ayda bitmiş. Yani bütün olaylar İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşe atılmasında bu ayda kurtulmuş. Şimdi bütün olaylar bir ayda mı olmuştur? Hayır. İşte bir ağacın çekirdeğinde bütün gövdenin karşılaştığı olaylar, dalların karşılaştığı olaylar, yaprakların karşılaştığı olaylar, meyvanın karşılaştığı olaylar hep çekirdeğin içerisinde
olduğu gibi mütalaa edin. Yoksa hepsi bu ayda olmuş değildir. Çünkü o ahadiyat ayı olduğu için onun içerisinde hepsi vardır ve o ayda olmuştur denilmektedir. Denilmesinin sebep de budur. Onun için Muharrem ayı hakikaten yüce bir aydır. Kişi zikirle beraber hoş her ne kadar Muharrem ayını bir yılbaşı olarak kutlarsa da meratib-i ilahi tamamladıktan sonra yani fena fillah olup beka billahı da tamamlar. Çünkü fena fillah'ta salikler ne yaparlar? Fenaya efal, fenayı sıfat, fenayı zat yaptıktan sonra kendilerinin varlığının olmadığını, kendilerinin ispat etmiş olduğu Cenab-ı Hakk'ın bu üç tecellisinin idrakına varıp bunlar Cenab-ı Hakk'ınmış der ve ona biz mutu kable ente mutu sırrına ermek diyoruz. Yani ölmezden evvel ölme hasreti. İlimle ise ilimle ölmeden evvel ölme. Zevkse zevkle kendisinin varlığının olmadığını, bu varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu idrakına vardıktan sonra artık bütün kendi sıfatlarında Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin zevki var. Onun için fenafillahta üç ifna bir ihya yaparsınız. Yani üç defa ifna yani Allah, Allah, Allah çekersiniz. Üç ifna kendinize nispet ettiğiniz üç varlığı yok ettikten sonra nasıl Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var oluyorsanız bu kişinin temizliğidir. Yani kirlerden, nefsani istek ve arzulardan soyunmasıdır. Ama bekaya geçtiğiniz zaman bekanın idrakında ise bir ihyanın üç nuzulünün tecellilerini görme vardır. Aynel yakınlıktır beka. Beka aynel yakınlıktır. Yani tecelli eden Cenab-ı Hak'tır. Nerede tecelli eder? Kendi mazharı sıfatlarından tecelli eder. O sıfatlarda kul deriz. Kul demek köle demektir. Kölenin kendi varlığı yoktur. Onun için bir ihyanın üç nuzulünü düşünerek zikir yaparsa o beka salikleri bunda ustat alırlar. Yani zatınızın sıfatınızdan, sıfatınızda fiilleriyle kendinizi seyretmeniz demektir. Namaz kılarken kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle seyredersiniz. İş yaparken kendinizin zatınızın nerede kullanıldığını, sıfatlarınızı nasıl kullandığınızı ve fiillerinizle nasıl açığa çıkardığını seyrederseniz bu yaşantı sizde devamlı bu. Buna biz rabıta diyoruz aynı zamanda. İşte fenanın rabıtası üç ifna bir ihya, bekanın rabıtası bir nuzul şeyin, ihyanın üç nuzuldür. Makamların rabıtalarından bahsetmiyorum. Makamın rabıtası başka, fena ve bekanın rabıtası başka. Ama bize verilmedi bu ya. Salik zaten kendisinde bu zevklere, bu rabıtaları kullandığı zaman o zevklerle zevktar olur. Fena size üç ifna bir ihya rabıtasını verdiler mi? Vermediler. Fena yapar, şey dediler. La fale illallah. La mevsufe illallah. La mevce illallah dediler. Bu rabıtaları verdiler. Size üç ifna bir ihya rabıtasını vermediler. Aynen bekanın da rabıtası verilmez. Bekanın da kendine göre her mertebesinin rabıtası vardır. Ama idrakı kişide tecelli ederse o bir ihyanın üç nuzulünü seyretmeye başlar kişi. Her nereye gidersek gitsin kendisindeki olan o zat-ı alesinin sıfatından nasıl tecelli etti? Sıfatını da o fiili nasıl görüyor? Yani fiilini nasıl görüyor? Seyretmeye başlar. İşte buna da beka aynen yakınlıktır. Hakta hak olduğunuz zaman ahadiyete erersiniz. İşte ahadiyete eren bir kişinin artık iman ağacınızı düşünün. O kişi kendisinde ehl-i beyti görmeye başlar. Nedir ehl-i beyt? Zahirde diyoruz ki ehl-i beyt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali Kerimullah Veci, Fatıma-tü Zahra Validemizi, Hasan Hüseyin Efendilerimiz de beraber olup benim ehl-i beytimdir. Beş. Abayi beş. Şimdi bu kişide nasıl tecelli etmelidir? Evet. Asr-ı saadette bu kişiler var idi. Bunlara da ehl-i beyt deniliyordu. Peki ben vücut ülkemde bu ehl-i beyti nasıl zevk etmeliyim ki? Vücut ülkemde ehl-i beyti nasıl zevk etmeliyim? Afakta nasıl zevk etmeliyim? Çünkü dört mertebede zaten ister
Muhammediliğinizi idrak edin. İster ehlibeytliğinizi idrak edin. İster ademiyetinizi idrak edin. İsterse sizdeki Cenab-ı Hakk'ın o güneşinin doğuşunu idrak edin. Dört yerdedir. Ya enfusunuzda, ya afakınızda, ya vahdette, ya kesrette. Beşincisi yoktur bunun. Zevk edersiniz. Enfus demek biz demek, afak demek bizden gayrı olan varlıklar demek, vahdet demek tevhid içerisindeki olan o ahadiyetin mertebelerdeki tecellilerin şuhutlarına sahip olmak demek. Kesrette ise, kesret aleminde cemadat var, nebadat var, hayvanat var, insan var. Yani buralardaki tecellileriyle görmek. Ama diyeceksiniz ki cemadat, nebadat, hayvan, insan dışarıda var. Bende yok mu? Ha, sende de var. Sen de bunların kendi vücudurken de cemadat nerendir, nasıldır? Nebadat nerendir, nasıldır? Hayvanat nerendir, nasıldır? İnsanlığın nerendir, nasıldır? İnsanlığı bulduysan o zaman lagat, alakna, insanlık ve asen takdim. En üstün içinde yaratılmış olan bir varlık olduğunu algılamış olursun. İşte onun için ehli beyt de vücut ülkesinde iman ağacınızı kendi bir kulluk ağacınızı gözünüzün önüne getirin. Velayet zevkiniz Ali'dir. Zat. Zattır yani. Velayet yönü. Zat yönüdür. Ona biz çekirdek mi verebiliriz? Fatımatıl Zahra Vademiz onun vücududur. Sıfatıdır yani. Biz vücut vücudullah dediğimiz zaman bu etten yapılmış olan vücudu düşünmeyin zaten. Onun sıfatlardaki olan imalatı, gelişmesini düşünün. Çünkü göz her an ayrı bir şandaki tecelliyi gören, kulak her an ayrı bir şandaki tecellisini duyan, dil her an ayrı bir şandaki olan bütün mevzuları işleyendir. Diğer sıfatlarımız da aynıdır. Onun için Fatımatıl Zahra Vademiz sıfattır, çoğalandır. Bu ağacımızın, iman ağacımızın veya vücuttaki olan bu itikat inancımız ağacının şişesidir. Peki kişi zat yönüyle Ali, sıfat yönüyle Fatımatıl Zahra Vademiz, esma yönüyle Hüseyin Efendimiz, Hasan Efendimiz de fiillerdir. Kendi vücut ülkemizde böylece zatın, sıfatın, esmanın ve fiillerinle açığa çıkışının idrakına bu mertebelerde surata getirirseniz her an ehl-i beyt olduğunu, tabii bu bir irfan ettiğinin gereğidir, ehl-i beyt olduğunu görürsünüz. İşte kişinin vücut ülkesindeki ehl-i beytliği de budur. Peki hepsi yekunu Ali, Fatımatıl Zahra Validemiz, Hasan Hüseyin Efendilerimizin yekunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir ağaç dediğimiz bütün teferruatı, bu iman ağacının bütün teferruatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için Hazreti Muhammed Cenab-ı Allah'ın aynada aynaya baktığı zaman, aynada kendi güzelliğini seyrettiği zaman ona dedi ki Habibim, yani sevgilim dedi. Demek ki Cenab-ı Allah'ın küllü Rahman sıfatına ilk defa tecelli etmesiyle o güzelliğini Rahman sıfatında, Rahman aynasında gördü. O güzellik kendisinden başka varlık olmadığı için o güzellik kendi güzelliği. Kendi güzelliğine Habibim dedi. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliği Allah'ın güzelliği. Asr-ı Saadet'te Ayşe validemize bedeviler geldiler. Sordular. Hazreti Muhammed'in ahlakı nasıldır? Onu öğrenmeye geldik dedikleri zaman siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. Okuyoruz. Kur'an'ın da kendisidir. Demek ki Kur'an eşittir Muhammed'e. Evet. Şimdi dolayısıyla Muhammed'i tanıyabilmeniz, Muhammed olmak başka, Muhammed'i olmak başka şey. Birisi nefsani yönündeki olan kemalata, yani mutmain olmuş nefsin kemalatından bahsediyor. Süslü olan nefsinden bahsetmiyorum. Ona Muhammed'in denir. Ama Hakk'ın
mutlak zatının sıfatlarının tecellisine de Muhammed denir. Rahman sıfatındaki görüntüsüdür işte o. Yani bir insanın bir nefsani yüzü vardır, bir insanın rahmani yüzü vardır. Rahmani yüzü mutmain olmuş nefsaldir ve Cenab-ı Hakk'ın mülkünde onun dışında herhangi bir harekette bulunamaz. Ama nefsani yönde mutmain olmuş nefis de bütün aynalarda o görülür, başkası görülmez. Yani süfliyet, süfli nefisten de bahsetmiyorum. İşte böylece kişi bu ehli beytliğinin idrakına varsa o bir Muhammed'dir. Çünkü o Muhammed, Muhammed'i olan o kişi, bütün yüceliklere sahip olduğu için artık onun ne dereceye kadar kendi sıfatlarındaki olan kemalatı ishal ediyorsa, o nispette insanlara faydalıdır. O nispette insanlara örnektir. O nispette o kişiler parmakla gösterilendir. Şu halde biz bu ahadiyet ayındaki tafsilat-ı Muhammediye diye vasıflandırdığımız ahadiyet meselesi makam Mahmud'dur. Makam Mahmud, laf sap yoktur ama orası makam Mahmud, makam-ı Muhammed'dir orası. Ama bunun kesretteki olan bir yüz daha vardır. Ona da makam Mahmud, Muhammed denir. O da tevhid mertebesinde cemdir. Onun için daima itilaflar ikilikte olur. Dikkat ederseniz Muharrem ayı da haram aylardandır. İtilaf yoktur orada. Ve Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresinin 36. ayet-i kerimesine bakarsanız haram aylardan bahseder. Tabii toplumumuz tevhidi tam manasıyla tevhid yönüyle mutalaa etmediği için Recep ayını da haram aylardan saymıştır. Halbuki Recep ayı ya tecelli yönüyle olursa cem mertebesinin tecellisidir. Değilse orada kişi nefsiyle mücadele edendir ki haram ayda mücadele yoktur. Onun için Şevval ayı, Zilkıda ayı, Zilhicce ayı ve Muharrem ayı. Üçü bir, biri ayrı. Yani 10, 11, 12. aylar beraber 3 tanedir. Haram aylar, teklik aylardır bunlar. Burada fazla başka bir varlık Cenab-ı Hakk'ın mümkün ondan başka yok. Muharrem ayı da ayrıdır. Birinci aydır o. Yani 10. 11. 12. aylar ayrıdır. Birinci ay ayrıdır. Ama onu müfessirler Şevval ayı olarak değil, Şevval ayı olarak almamışlar. Recep ayı diye mütalaa etmişlerdir. Otomatikmen şeydeki cemdeki olan tecelli efalin halini Recep olarak algılatmışlar. Her ne olursa olsun önemli olan o değil. Önemli olan ikilikten kurtulan bir kişi bu aylarda artık nefsi olmadığı için mücadele edilecek ikinci bir nefsi olmadığı için yani hakikaten oraları zevk ettiyse bizler merati bitiriyoruz. Buna rağmen gene de mücadelemize devam ediyoruz. Demek ki tam manasıyla bitiremediğimizden kaynaklanıyor bu da. İşte böylece kişi Muharrem ayına çıktı. Muharrem ayındaki olan bu yüceliğe, bu aydaki olan yüceliğe idrak etti. Neyle? Ahadiyetiyle. İkili olmayan bir birliğe girmek suretiyle. Bakın, peygamberler Cenab-ı Hakk'ın mertebelerdeki bütün tecellilerini vücut ülkelerinde zevk ederler. Peygamberler, nübüvvet sahipleri vücut ülkelerinde Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini 7 mertebeden seyrederler. Evliyalar ise aynı 7 mertebeyi vücut ülkelerine nefislerinden zevk ederler. Nefislerinin kemalatına sahiptirler evliya. Evliya demek Allah'ın dostu demek. Veli de Allah'ın dostu demek. Veliler ve evliyalar bir tekil, bir çoğuldur. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı nefisleriyle tanırlar.
Ama kuvvet sahibi olan peygamberler ise vücut ülkesinde tanırlar. Evliya ile peygamber arasındaki fark da budur. Çünkü ikisi de tebligatçılığında Emine Resulü'dür okuyoruz. Hiçbir peygamberi, hiçbir peygamberden tefrik etmeyiz. Ayırmayız. Neden? Çünkü hepsi tebligatçıdır. Adem Aleyhisselam'dan tutun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar tebligat yönleri birdir. Herkes kendi seviyesinde, kendi ümmetine tebligat yapmıştır. Neyi? Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını. Burada hiçbir değişiklik olmaz. Ama Bakara suresinin 253. ayeti kerimesine baktığımız zaman biz bazı peygamberleri bazı peygamberlerden üstün kıldık diyor. Demek ki tebligat yönüyle değil, nübüvvet yönüyle, marifet yönüyle, marifetullah yönüyle, irfaniyet ve kemalat yönüyle farklı. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemler rahmet olarak göndermiş. Ama diğer peygamberler hep kavimlere indirilmiş. Hiçbir peygamberi gösteremezsiniz. Alemlere gönderilmiş olsun. Kavme indirilen peygamberin yeri ayrı. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin yeri ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Onun için kişi evliyalarda da böyledir. Evliyalar da mertebe mertebe. Tebligat yönüyle herkes tebligatında Allah'ın emir ve yasaklarını tebrik ediyorsa tebligat yönüyle hiçbir farkları yoktur. Ama mertebe yönüyle, makam yönüyle, zevk yönüyle namütenayi Cenab-ı Hakk'ın mertebelerindeki yerleri vardır. Ki biz bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in elif harfinden başlıyorsunuz, ya'ya kadar 28 tane harften meydana geldiğini okuyoruz. Bunlar 28 mertebenin birer görevini ifa ediyorlar. Gelişi güzel konmuş değil. Cenab-ı Hak tarafından o 28 harf, Araplar tespit etmemişler onu. 28 tane harf, Cenab-ı Hakk'ın bizzat Kur'an-ı Kerim'deki kurmuş olduğu bir nizamdır, bir düzendir. Peki, o 28 harfin karşılığında da 28 tane de peygamber göndermiş. Bunlar da o okulların öğretmenleri. Peygamberleri. O mertebelerde görev yapmış. Bütün tahsil de 28 mertebede 28 meratibi ilahiyi tamamlayan kişi insanı kâmil oluyor. Dikkat ederseniz, yani hep sırlarla dolu olması nedeniyle kişi ahadiyet mertebesi olan Muharrem ayına çıkabildiyse Muharrem'in kıymetini çok güzel bilir. Muharrem ayının orucunu da sünnet olarak tutar. Yoksa kelam yönüyle bütün milletin açlıktan meydana gelmiş olan cesedinin bir orucu olarak değil. Şu halde Muharrem ayı bizim yılbaşımızdır. Muharrem ayı birinci aydır. Muharrem ayı aynı zamanda sonuncu aydır. Nasıl zikir ahadiyeti vuruyorsa zikirdeki olan salih için bir Muharrem ayı orucu hakikatin evvelinde tutulan bir sünnetle kendisini gösterir. Ama meratib-i ilahi tahsilini yaptıktan sonra da artık farzları gören teraizi layıkıyla her varlıkta tecellisiyle gören bir kişi ahadiyete ayak bastığı zaman bütün arşın üzerine oturmuş, ayaklarını da arşın altına aşağı doğru sallamış, bütün yedi mertebedeki tecellilerini seyreder. Cenab-ı Allah ister Bakara suresinde olsun, isterse Mülk suresinde olsun, tebarekellezi biyedihil mülk ve hüve ala küllü şeyin kadir ellezi halega seba semavatın tibaga. Bakın ayet-i kerimede yedi kat gökleri yerleri yarattık diyor. Yedi kat. İnsan oğlunda da işte yedi kat olan bu nefis mertebeleri emmare, levvame, mülhüme, mutmeyne, raziye, merciye, safiye yedi mertebe tahsilini yapar ki müşrik kamillerin görevleri zaten bunlar. Bu tahsili yaptırıyorlar.
bu nefis terbiyesini, nefis teskisini yapabildiğiniz zaman ancaksın selamete çıkıyorsunuz. Yoksa ilimle bunları söylemişsiniz. Bunların hallerini bilmiyorsanız, bunları yaşamıyorsanız sizin nefsinizden kurtulduğunuzu söylemeniz mümkün olmaz. Yedi kat yer dediğimiz bu yerin altına doğru yedi kat değil, nefis mertebelerinizdeki olan bu hasletlerin sizlerdeki olan tecellisini kontrol edin. Ruh mertebeleri dediğimiz gök katları da yedi. O da bu gökyüzüne doğru Meri, Jüpiter, Ay gibi gezegenlere doğru gitmek değil. Çünkü orası sonsuz bir, bu dünya sonsuz boşlukta duran bir gezegendir. Onun göğü olmaz. Bizim altımızdaki gezegenlere göre onların göğü biziz. Bizim üstümüzdeki olan gezegenler de bizim göğümüz. Yani dünyanın göğü olmaz. Neyi vardır? Gök sendeki olan, gökyüzün senin gönül alemindeki gönül semandır. Hatta Hasan Fehmi Hazretleri bir ilahisinde diyor ki, Allah madem her yerdedir, Muhammed niçin çıktı göklere? Diye bir ifade kullanmış. Madem Allah her yerdedir, niçin çıktı göklere? He, gök dediği şey aslında yüce olan yer anlamındadır. Üstünlüğünü idrak et. Yoksa senin gönül göğün, senin gönül tur Sinan da Cenab-ı Hak'la görüşmüş Musa Aleyhisselam bile. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Senin irfanet ve kemalatın o yüceliğe erişmişse orada siz Cenab-ı Hak'la mülaka olan kişisiniz demektir. Yunus Emre bile herkes gökte arar, ben yerde buldum Rabbim diyor. Orayı yerde görmüş. Yani yerde dedi. Nefsinden nefsini mutmain etmiş, mutmain olmuş nefisle her varlıkta yer diye vasıflandırdığı o nefis mertebelerini görüyor. Onun için siz herhangi bir bu ifadeleri zahire göre yorumlayarak mütalaa etmeyin veya ona göre değerlendirme yaparsanız ruhsat alamazsınız. Peki bu insanoğlu hakikaten emmare nefisten itibaren yola çıkmış. Çünkü ayet-i kerimede diyor Tin suresinde Sümmeredet nesfele safilin, aşağıların aşağısına reddettik. Demek ki aşağıların aşağısı neresidir? Dünya yüzüdür. Dünya yüzüne reddedilmişiz. Buradan bu emmare nefisten kurtulmamız lazım. Yer katlarını kat etmemiz lazım. Gök katlarında da Rabbimizle görüşmemiz için nasıl bir hafiflik, nasıl bir gelişme zuhur edecek? İşte emmare nefis yırtıcı hayvan sıfatlı olan insanlardır. Helal demezler, haram demezler. Her türlü yırtıcı hayvan nasıl kendi acıktığı zaman icab halinde kendi evladını da yiyebiliyor. Yırtıcı hayvanları da görüyoruz. Hayvanlar alemi yap, izleyin. Aynen onun gibi yırtıcı hayvan sıfatın var mıdır yok mudur? Kendine sor. Yani müşrik hamile geldiğin zaman zikirle beraber bu yırtıcılık hayvanlık sıfatın kayboluyor. Çünkü bir inancın var. Ya Rabbi ben bugüne kadar içki de içiyordum, kumarda oynuyordum, yalan da söylüyordum, harama da bakıyordum, her türlü gıybet de yapıyordum ama artık ben sana söz verdim deyip Müslü Kamil'in mazarından sen Cenab-ı Hakk'a söz verdin. Söz verdiğin için de kötülükleri geride bıraktın. Namaza başlarken Allah'a ekber derken bütün her şeyi geride bıraktığın gibi bunu da geri bıraktın. Şimdi lev mertebesine geçtim. Lev mertebesindeki kişinin zaten eti yenmeyen hayvan sıfatlıdır o da. Levmetmek, kendi nefsini kötülemek demektir. Başkalarını kötülemek değil. Kendi nefsini kötülemek demektir. Kendi nefsini kötülediğiniz zaman ne yapacaksınız? Mütevaziliğe, alçak gönüllüğe, boyun bükmeye alışacaksınız. Boşluğa henüz etiniz yenmez ama çünkü eti yenmeyen hayvan sıfatlıdır o. Fakat bir hata işler, levmeder, kötüler. Eyvah ben niye hata yaptım der, nedamet duyar, pişmanlık duyar, tövbe eder, tekrar yeni baştan bir iş daha yapar. Tekrar tövbe eder, böyle artık onda kötülükleri yapmayacak hale dönüşür o kişi.
Ondan sonra mülhime mertebesine gelir. Yani bunlar nefsin sıfatlarıdır. Mülhime mertebesinde artık ilhamlar başlar işte. Başlar ama kendisi garanti alamamıştır. Ruhtan gelen ilhamlar olduğu gibi nefsten de ilhamlar gelir. O kişi yeterli irfanet ve kemalata sahip değilse kendisine göre iyi diyebildiği bazı hasletler nefsinden geldiği için, süfri nefsinden geldiği için, çünkü süfri nefsin karargahı kurmuştur şeyde, nefiste karargahını kurmuştur iblis. İblisin sözlerine muhatap olabilir. Tartamıyorsa. Bu insanda eti yinen hayvan sıfattır. Eti yiner kuzu gibi, koyun gibi, keçi gibi ama buna rağmen gene hayvan hayvandır. Eti yiner. Sözleri dinlenir. Onun bazı iyi taraflarını görürsünüz. Güzel kişi, temiz kişidir dersiniz. Ama o nefsinden henüz daha kurtulmuş değildir. Hayvanlık vardır. Buradaki hayvanlık demek dört ayaklı hayvan aklımıza gelmesin. Hayvanlık demek süfri nefse zaman zaman uyan kişi demektir. İşte bu dem geçtikten sonra mülme mutmeyine girer. Yani kişi emmareden levameye, levameden mülümeye, mülümeden de mutmeyinliğe girer. Mutmeye girdiği zaman içi taşı, dışı temizlenir. Melekleşti. Bakın hemen ayağa bastı. Yani tevhidde de kişi fenafillah olduktan sonra bir demdir burası. Kendisinin varlığı kalmamıştır. Artık melekleşmiştir. Latafetleşmiştir. Sireti idrak eden hale dönüşmüştür. Kendi varlığının olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu idrakına varır. Biz onun karşılığında ayet-i kerime okuyoruz. Bakara suresinin 115. ayet-i kerimesinde وَلِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَارُوا فَيْنَمَا تُوَلِّ فَسَمَّا بَيْتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ وَسُونَ لِمْ Yüzünüzü ister doğuya çeviriniz, isterse batıya çevirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın veçi oradadır. Yüzü oradadır. Oradan görürsünüz. Yani varlıklara baktığımız zaman artık için ve dışın temizliği o kişide tecelli etmiştir. Mutmainliğe girmiştir. Raziye, merziye mertebelerinde. Artık bundan sonra Allah'a muhatap olmuştur o kişi. Çünkü Hicr suresinin 26. ayeti kerimesinden itibaren başlayan ey mutmain olmuş nefis. Bakın mutmaine olmuş nefse hitap var. Mutmain olmamış olan nefse hitap yok. Ey mutmain olmuş nefis. İrci raziyeten merziye fethulü fi ibadî fethulü cennet. Ey mutmain olmuş nefis. Dön Rabbına. Neredeydi Rabb'ı? Rabb'ı ona zikir ruhu üfürdü. Kendi zikir kadar Rabb'ını tanıdı. Efal ruhu üfürdü. Efal kadar Rabb'ını tanıdı. Sıfat ruhu üfürdü. Sıfat kadar tanıdı. Zat okurdu. Benim değilmiş bu varlık. Rabb'ın varlığıymış demeye başladı. Kendisini görüyor gene. Başkası değil. Kendi vücut ülkenden senden başkasıyla ilgilenme. Kendinin tahsilini kendin yap. Kendinin de Cenab-ı Hakk'ı seyreder. Kendin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tecelli ettir. Muhammediliğini burada gör. Ümmetiyim diyorsan onu da burada gör. Başka yok. Yani bu varlıkların dışında bir Allah, bir Muhammed yok. Hepsi burada. Böylece kişi raziye, Allah'ın rızasını kazandı. Merziye, bir kul Allah'ı sever. Allah da o kulunu sever. Bak karşılıklı sevgi, aşk tecelli etti. Vedud esması zuhur etti. Gördün mü? Vedud esmasında da hakikaten bir kulun Rabb'ını sevmesi var. Ben hayalimde, zannımda gidiyor Rabb'ıma inanıyorum, onu seviyorum. O sevgi değil ki. O senin hayalin. O duygularla yarattığın bir Rabb. Ruhun Rabb'ını tanı. Ruhun yaratıcısını tanı. O üfürdü sana o ruhu. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Sana ruhtan sorar de ki Rabb'im emridir. Bak o ruhu sana üfüren Rabb'ındı. Emir verdi sana. Efal ruhu, sıfat ruhu, zat ruhu üfürmek suretiyle ne yaptı? Seni
Aslını öğretti sana, aslını öğretti. İnsan aslını öğretti. Dolayısıyla raziye ve merziye burada hakikaten kulun Cenab-ı Hakk'ı sevmesi, Cenab-ı Hakk'ın da o kulunu sevmesi tecellisini ettikten sonra artık safiye ayak basacaktır. O da diyecek. Raziyetten merziye fethuluyor ki ibadet fethuluyor cennet. Ah, daima cennette. Şimdi cennette bir cennet, ilimde bir cennet vardır. Bir cennet vardır. Bir duygusal cennetimiz, cennetimiz vardır. Bir de ruhsal cennet ve cennet vardır. Yani ahirette cennet, cennet vardır. Şimdi bunları karıştırmayın. İlimde cennet vardır. Tamam, biliyoruz, mutluluk yeridir. Cennet, cehennem vardır, azap yeridir. İlim. Hiçbir bilgisi yoktur. Duygusal olan cennet ve cehennem ise sen hayalinde, zannında bir cennet yaratıyorsun. Herkesin kendine göre bir cenneti var. Fiskiyeler, çiçekler, ağaçlar, yeşillikler, huliler, gılmanlar. Aklınıza göre kendi yaşandığınız zıtlar aleminin terazisiyle bir cennet yaratıyorsunuz. Aslında bu duygusal olan cennet, cehennem de yok. Kendi anlınızda, kendi hayalinizde, kendi tahayyülünüzde yaratıyorsunuz bunu. Buna duygusal halinizdir sizin bu. Böyle bir şey de yok aslında. Sen yaratıyorsun. Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle bir şey ifade etmiş. Diyor ki ben, Cenab-ı Allah dedi ki ben alemler Rabb olan Allah'ım. Ama toplumdaki insanlar Allah'ı bilmiyorlar ki. La dediler. Hayır. Bir kisvede tecelli etti. Fakat hayır dediler. Değiştirdi. Başka bir kisveyle, başka bir halle aynı ifadeyi kullandı. İkincisinde de aynı. La dediler. Hayır. Sen bizim zannımızdaki duygusal bilincimizdeki olan aşağıda bunu olamazsın dediler. Üçüncüsünde de aynı şeyi söyledi. Fakat gene la dediler. Dördüncüsünde de ki kullarım, sizin Rabbiniz hakkında bilginiz var mı? Nasıl olur? Hayatımız boyunca namaz kıldık, oruç tuttuk, hacca gittik geldik, Kur'an okuduk. Olmaz mı? Herkes zannındaki, hayalindeki olan o cennetini, o şeyi ortaya koyunca, o seviyede, o şekilde görününce, ha sen bizim Rabbimiz diye secdeye kapandılar. Hadis-i şerifte diyor ki, kulun Allah zannı üzerinedir. Bu en sondaki olan bir haldir. Zannı üzerine. Bakın birincisinde görmedi, ikincisinde görmedi, üçüncüsünde görmedi, dördüncüsünde gördü. Niye gördü? Kendi hayallerindeki yarattığı cennete uydu. O şekilde tecelli edince, ha sen bizim Rabbimizsin dedi diye secdeye kapandılar. Yanına teslim oluyor. İşte toplumdaki insanların da hayalde, zanda Allah'a bilinçli olan kişiler hayallerindeki, zanlarındaki bir Allah'a ibadet devam ediyorlar. Ve onlara sorsanız, biliyor musunuz siz Allah'a? Aa, bilmez miyiz canım? Allah her şeyden münezzehtir. Şekilden münezzehtir. Mekandan münezzehtir. Hiçbir yere sığmaz. Nereden anlarsan oradadır. Demez mi size? Ve o şekilde ibadet taat yapmıyorlar mı? Yapıyor. Aa, melamiler ise daha birinci ifadedeyken hangi mazhardan olursa olsun ister huluyla, ister haklıyla tecelli etsin, tanırlar. Bir. İkincisi haylıyla tanırlar, diriliyle. Hangi mazhardan tecelli ederse etsin tanırlar. Üçüncüsü de fiilleriyle. Yani hak yönüyle tanırlar. Hu, hak, hay, kayyum. Hu, Cenab-ı Hakk'ın zatı. Hak, vahdet alemindeki olan mertebelerdeki, bütün varlıklardaki tecellilerin zevki, görüntüsü. Aynel yakınlık seviyesi. Hay, diri olmak. Yani diriliği esmalar ile kendisini gösterir. Her şeye iade etmiştir. Şey muhittir. Şey malumdur. O insan. Mesela bir ağacı gösterseniz ağaç sence malumdur.
Bir hayvanı da gösterse hayvan sence malumdur. İnsan görse insan dersin, malumdur sence. Ayrıca onun için bir tahlil yapmazsın. Hayır. Kayyum fiilleriyledir. Kayyumiyetiyle. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bak, haya sahibi olan Allah kayyumiyetiyle bu kainata ayak tutuyor diyor. Yani fiilleriyle açıkta her an ayrı bir şan tecellim gösteriyorum diyor Cenab-ı Hak. Şu halde kişi ister hu hak olan hak bölümü, isterse hay ve kayyum olan halk bölümüyle tanısın. Melamiler bunu tanır. Halka baktığı zaman oradaki hakkı, hakka baktığı zaman da hakta hakkı görürler. Ama melamı olan görür. Kelam olan görmez. Onu da söyleyeyim. Onun için kişi böylece zanlarındaki, hayallerindeki olan o bilinçlerinden sıyrılabilirlerse hakikate uzman edişirler. Onun için biz Fem Efendi Hazretleri'nin ilahilerini çok okuyoruz. Neden okuyoruz? Devamlı söylüyor zaten. Dünya ve ukbadan geçer, vahdet ile kanat açar, şer ve sevabından geçer. Hep gördüğü gider olur. Bakın, dünya ne olduğunu biliyor. Ukbanın senin duygusal olarak cenneti, cehennemi yarattığını biliyor. Onlardan da geçer diyor. Vahdet ile kanat açar. Vahdet, teklik, çokluğun tekliğine denir. Demek ki kanat açması, o mertebede celal ve cemalle iki kanat uçar o. Celal'ın tecellilerinde bilir, cemal'ın tecellisinde bilir. Hakkın celal tecellisi, hakkın cemal tecellisi vardır. Şer ve sevabından geçer. Sevapmış, günahmış demez. Bak bunlar da geçer. Şer ve sevabından geçer. Şer kötülüklere denir. Sevap iyiliklere denir. Ama bu iyiliklere verilen bir isim, kötülüklere verilen bir isimden ibarettir. Nasıl? Allah demek Allah değildir. Kelimesidir Allah'ın o. Allah hatırlatıcıdır. Aynı sevap da günah diye vasıflandırdığınız bu kelimelerde Cenab-ı Hakk'ın iyilik veya kötülüğünün ifadesini kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimelerden de geçer. Yani sevaptan, günahtan da kurtulur. Şer ve sevaptan geçer. Hep gördüğü didar olur. Sevgilinin yüzü olur diyor ve dikkat ederseniz o ilahide daha namütenayi hikmetler var. İşte bizler de bu ahiret dediğimiz hakiki ahireti, hakiki Cenab-ı Hakk'ın vahdet alemindeki olan o cemalini seyredebilirsek, o zaman biz bu nispiyetlerden kurtulmuş, bu halk yüzündeki olan hakkı idrak etmiş oluruz. Yoksa halk ayrı, hak ayrı değildir. Halkın ayrı bir varlığı vardır. Hakkın da ayrı bir varlığı vardır değil. Hepsi hakkın varlığıdır. Hak ayrı, hak ayrı değildir. Hu ayrı, hak ayrı, hay ayrı, kayyum ayrı değildir. Dört mertebedeki olan bu idraklar nerede göründü? Tavsilat-ı Muhammediye'ye göründü. Bak Muhammed olmak mutlaka ve mutlaka sonunda bu kemalata sahip olduğu zamandır. Ehl-i Beyt'i de saydım. Yani Peygamber Efendimiz soyundan gelmiş, onun soyundan sülbünü devam ettiriyor. He, biz saygı duyarız, hürmet ederiz o onun soyundan geldiği ifadesine ama onun soyundan gelip de meyhanelerde, kumarhanelerde kalan insanlar varsa, yani Allah'ın yasak ettiği yerlerde yaşantılarını devam ediyorlarsa, onlara da Ehl-i Beyt derken dilimiz ne yapar? Süsler. Yani rıza ile söylemez o sözü. Şu halde hakiki Ehl-i Beyt neymiş? Hakiki Ehl-i Beyt senin bu kemalata vakıf olmandır. Söyledim. Ali'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Velayetmiş. Hak ve hakikat olan sıfatların bir ağacın gövdesi gibi Fatıma-ı Zahra olduğunu söyledik. Hasan Hüseyin Efendilerimizin birisi celal, birisi cemal veyahut da birisi bunun esma, birisi fiiller olduğunu söyledik. Bak. Ama hepsinin zikrına da Muhammed denir. Muhammedsiz hiçbir şey olmaz.
Muhammed'le olur her şey. Olduğu da anlaşılıyor. Yani tek bir çekirdek işe yaramıyor. Tek bir gövde işe yaramıyor. Tek bir yaprak veyahut da herhangi bir meyve işe yaramıyor. Yekunu ancaksın. Elma ağacı dediğim zaman Tafsirat-ı Muhammediye'de de bunu Muhammedi olarak görüyoruz. İnsanın bütün yüceliklerine, o Rahman sıfatlarındaki olan yüceliklere geçtiğimiz zaman Muhammediliğimizi bulduğumuzu anlıyoruz. Hakkı görmek istersen yürü insana bak. Zatını Rahman şeklini insan eylemiş. Diyor musun Niyaz Hazretleri? Onun için hakikaten hakkı görmek istersen yürü insana bak. Hangi insana bak? O Muhammediliğini kazanan o insanlara bak. O Rahman sıfatıdır ama şekli insan gibi görünür. Muhammed de bizim gibi beşerdi. Abduhu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü'ydü. Onun için şuna bilhassa çok dikkat edin. La ilahe illallah diyen kişi eksiktir. La ilahe ne demek? İllallah ne demek? Muhammeden Resulullah ne demek? Bir de onu izah edeyim. La ilah demek senin gayrinde bu inancın, bu itikadın dışında herhangi bir ilah yok. Hayalinde, zanında bir ilah yok. Senin zihinsel olan düşünüşlerinde, senin duygusal olarak yarattıklarında böyle bir nizam yok. Böyle bir ilah yok. İster zihinsel olarak meydana getirin, isterse zihinselin üstünde olan duygusal hasletlerle yarattığınız zannınızda, hayalinizde cennet dedim, cennem dedim, ahiret dedim, Muhammed dedim, Allah dedim. Yani bunları yaratıyorsanız bunlar da iflas eder. La ilahe. Yok böyle bir şey. İlla Allah. İlla Allah senin zatından, sıfatına, sıfatından esma alarak fiilleriyle açığa çıkanın ta kendisi olduğunun tasdikini yap. Yok başka. Yani senin varlığın dışında bir varlık yok. Sen de var. Sen ondan bir damlasın. Okyanus hepsin sen. Ben camiye gittiğim zaman mesela camide bir bakıyorum. Allah Allah. Bu deryanın, cami içerisindeki olan cemaat deryasının her birisi birer dalga. Hepsinin kendine göre içgüdülerine indiğiniz zaman isterse keşfi açık olanlar nazar etsinler. İnanın herkesin kendine göre kimisi Subhan okumasını biliyor. Kimisi kasasındaki parayı düşünüyor. Bağda bahçede gezilenler de var. Kendine göre ben kulluk yapacağım deyip de bilgisinden mütevelli kıvrananlar da var. Yani namütenahi insanların dalgalar halinde yattığını kalktığını görüyorsunuz. Hepsi Allah'a yönelik demiş. Hepsi o deryanın dalgaları. Ama bir gün rüzgar kesildiği zaman dalgalar yok olduğu gibi onların da hepsinin bu alemden göç ettiğini görüyoruz. Aynen bunun gibi. O bakımdan kişi hakikaten bu yarattığı değil, la ilahe illallah, illallah, illa Allah. İlla Allah olabilmesi için dediğim gibi işte zatınızı tanıyın. İtikadınızda mutlaka bir düzgünlüğü olması lazım. İtikad imandır. Cenab-ı Hakk hakkında bilgi sahibi olun. İtikadınız bozuk olursa amelleriniz fayda vermez. İtikadınızı düzeltin. Zatınızdan, sıfatınıza, sıfatınızdan da esma alarak fiillerle nasıl size açığa çıkıyorsa bütün alemde de öyle. Bunun haricinde başka yok. Alem dediğimiz varlıklar belirli olan mertebelerde bir ağacın çekirdeğin gövdede gövde ismiyle dal, şekliyle göründüğü gibi, dallarda dal ismi dal şekliyle göründüğü gibi, yapraklarda yaprak gibi göründüğü gibi, aynen Cenab-ı Hak da zatında tecellisini bu alemde, 18 bin alemde tecellisini neyle gösterdi? Cenab-ı Allah bu alemdeki tecellisini iki can serveri diyor ki evvela ma halakallahi nuru. Evvela diyor nurumu yarattı. Evvela ma halakallahi ruhi. Allah evvela benim ruhumu yarattı. Evvela ma halakallahi akli. Allah evvela benim aklımı yarattı.
evvela male gale gale. Kalemi yarattı. Dikkat ederseniz nurun, ruhun, aklın ve kalemin yekûnunu teşkil ettiğiniz zaman Muhammedi olduğunuzu anlarsınız. Kainat bundan meydana gelmiş. Böyle merhale merhale kendi tecellisini bu batlarda göstermiş. Ama nur olarak göstermiş. Nur bir, iki değil. Ruh bir, parçalanma kabul etmez, iki değil. Akıl bir, parçalanma kabul etmez. Ama tek güneşin tecelli ettiği masarlarda nur isimler almış. Ruh, cemadatı ruh, nebadatı ruh, hayvanatı ruh, insanatı ruh diye isimler almış. Akıl, akıl insanların namütenayi cinslerinde çeşitli biçimde gelişmeler, çeşitli biçimde şekiller almış. Yoksa aynı akıl. Akıl bir. Ya aklı maaştır, ya aklı miattır veya aklı küldür. Biz tahsil edenlere göre aklı maaş ve aklı miat dünyadaki olan haldir. Çünkü aklı maaşla maaş ettiğinizi temin edersiniz. Aklı miatla da kendi duygularınızla yarattığınız cennetin, cehennemin şeysidir işte o. Ben cennette Allah'tan köşk olacağım. Allah bana azap vermeyecek. Ben ibadet ve taatımı yapıyorum gibi böylece kendi hayalinde, kendi zanındaki olan bir cennet hazırlamak, kendi hayalindeki, kendi zanındaki olan bir cehennemden kaçmak gibi bir duygusal hallerle ibadet ve taatını yapıyorsun. Bu aklı mehattır bu. Bunlar hepsi dediğim gibi tarikat seviyesine kadar olan bir tahsildir. Aklı küle geldiğiniz zaman aklı kül işte o Cenab-ı Hakk'ın esas tasavvuftaki veyahut da murad ettiği akıldır. Hepsini iyi halindir. İlmi lüdünü onunla o akıla sahip olanlar ancak bunu anlar. Kül demek hepsi demektir. Aklı kül demek. Dolayısıyla şimdi bu güneşler tecelli ettiği masarlarda isimler oluyorsa kainatın tecellisi de böyle tezahür etmiş. Senin vücudun kendindeki olan nasip de böyle. Bunlara sahip olduğun zaman hem Muhammediliğimizi hem de ne yapmış oluruz? Kendi insan asliyemizi öğrenmiş oluruz. Yani bu aylardan, bu ifadelerden Elbet diyoruz, Muhammed olalım diyoruz, Adem diyoruz. Bunlar birer yüzlü. Mesela Merat-ı İlahi'deki tahsil edenlerin Muhammed insana kamil olan Rahman sıfatı. Peki Adem de Rahman sıfatı. İbrahim Aleyhisselam'da tevhid bulursa o da Rahman sıfatı. Adem'in farkı nedir? İbrahim'in farkı nedir? Hazreti Muhammed'in farkı nedir? Bunu gündeme getirip üzerine tefekkür etmek gerekmez mi? Bunlar gerekir. Yerine kullanmak gerek bunları. İşte onun için kişi ahiret alemine intikal etmeden, ahiret alemi vahdet alemidir. Letafet alemidir. Kesafetten kurtulmadıktan sonra, bu mülk aleminden, bu zıtlar aleminden kurtulmadıktan sonra, daha akıl terazisiyle siz, devamlı dünya terazisini kullanarak hükmederseniz ayetlere, hadislere, ahiret alemindeki zevklere sahip olamazsınız. Latifleştireceksiniz inancınızı, itikadınızı. Cenab-ı Hakk'ın sizin zatınızdan tecelli ettiğini artık görmeye başlayacaksınız. Çünkü onun dışında bir şey yok. Bendeki olan icraat nasıl zatımın bir muradıyla her şeyi zuhur ediyorsa, sendeki icraat da o zatınızın bir muradı doğrultusunda değil midir? Aynı şey. Onun için kişi daima haktaki tecellilerin hakkın tecellisi olduğunu evvela bilmeli. Ondan sonra da hakkı hakla görme zevkine erebilir. Yoksa haktaki hakkı göremeyenler haktaki hakkı zevk edemezler. İşte Muharrem ayındaki özellikle 12 ayın cemi onun içerisinde mevcuttur. Bir ağacın çekirdeği gibidir Muharrem ayı. Onun için çekirdeğin içerisinde gövde vardır. Ama açığa çıkmamıştır.
Dalları vardır, açığa çıkmamıştır. Yaprakları vardır, açığa çıkmamıştır. Meyvesi vardır, açığa çıkmamıştır. Bütün tebaratı vardır. İşte onun için bütün olaylar Muharrem ayında oldu. Değişti budur. Başka bir değildir. Onun için Muharrem ayı hakikaten bu Cenab-ı Hakk'ın zatının kemalat ayıdır. Buna sahip olduğu zaman diğer aylardaki tecellileri kişi fevkalade görür ve bilir. Ve kendisindeki Muharrem ayına çıkan bir kişi ki Adem ayıdır, o zaman o Adem'i de bilir, İbrahim bilir, Muhammed'i de bilir. Hatta Musa'yı Hızır da bilir. Her an Hazır ve Hızır olan, Hazır olan şeyi de bilir. Her an hazır zaten. Tecellilik duruyor. Onun için Musa'yı göndermiş Cenab-ı Allah Hızır'a. Biz onu tabii tahsillerimizde hep afaki olarak anlatıyoruz. Aslında Musa Aleyhisselam'ın Hızır'a gitmesi gönlünüzdeki olan kalp Musa'sı niye gitsin Hızır'a? Bir ulyazı peygamber. Bak kalp mertebesinde olan kişi evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batınıyla namütenayi zevklere sahip ve insanları da inşa edebilecek kapasitedir. Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren bir peygamberdir zaten. Ama Hızır bir peygamber falan değildir. Sıradan bir kişidir. Biraz düşünürseniz bulursunuz. İnşallah Cenab-ı Allah bunları bize idrak ettirsin. Tevhid zevkine gönül verirseniz Cenab-ı Hak bunları size ihsan eder. Yok. Gönül vermezseniz, yalnız dinlemekten ibaret kalırsanız tabii o zaman bu kapıların açılması biraz zor olur. Allah hidayet etsin hepimizi. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah bir an için bize nefsimizi bırakmasın. İki can serveriyle diyor. Ya Rabbi bir an da olsa nefsime beni bırakma. Çünkü nefis ikili istediği için olur ya hep iki mütalasındadır. Halbuki aslında o bir. Ayrı değildir. Onun için dua etmiş. Bize öyle dua edelim inşallah. Sadakallah lazım.